Evet arkadaşlar, videomuza geçmeden önce videomuzun sonunda güzel bir kampanyadan bahsediyorum. Karadeniz Pet'in 1. yılı kutlu olsun. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. Sağ olun. Var olun. Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuzda muhabbet kuşlarınıza iyi bir bakım nasıl yaparsınız? Muhabbet kuşlarının bakımı nasıl olmalıdır? Bununla alakalı sizlere bir video yapmak istedik arkadaşlar. Şimdi ben bu döneme göre konuşmayacağım. Genel duruma göre konuşacağım. Yine sohbet muhabbet havasında geçecek. Güzel bir video olacak. Yine aklıma gelenleri söyleyeceğim. Çünkü bu şekilde ince bilgiler daha güzel çıkıyor. Daha net çıkıyor. Sizler de seviyorsunuz bu tarz ön kamera videolarını ve bilgi ve sohbet eşliğinde olan bilgi videolarını. Şimdi arkadaşlar, muhabbet kuşlarının bakımında en önemli olan şeylerden birisi temizliktir. Ve özellikle yazın yani bunu daha fazla yapmamız gerekiyor. Suluklarını böyle hani sadece suyla çalkalama yetmiyor, bilginiz olsun. Zaten fark etmişsinizdir, sadece böyle çalkaladığınızda böyle nokta nokta mantarlaşmalar olur. Böyle turuncu, işte sarı. Muhabbet kuşu buradan su içtiğinde büyük bir problemdir, bilginiz olsun. Yani suluklarını suluk temizleme fırçalarıyla veya işte giriyorsa elleriniz tam girmez. Yani çok büyük suluk olması gerekiyor. Ama küçük suluklara girmez. Suluk temizleme fırçalarıyla bunları yapabilirsiniz. Onu da göstereyim, hatta sitemizde de var, web sitemizde. Bilmeyenler varsa bu şekilde arkadaşlar suluk temizleme fırçaları var. Onu söyleyeyim ben, yeri gelmişken bilmeyenler varsa. Şu şekilde göstereyim mesela, ben örnek bir sulukta şöyle sattığımız suluklardan göstereyim. Bu sulukların içine arkadaşlar bu ürün bu şekilde giriyor. Ve bu şekilde de çalkalıyorsunuz. Bunu yapmanızın mantığı bu. Şimdi ben bunu tamamıyla sokmayacağım çünkü şuradaki sattığımız için bu ürünü burası falan yamulabilir. Benim de içeride var ama pistir şimdi. Yine aynı şekilde suluğu kirletmiş oluruz. Ya yani mantalitesi, içine soktuğunuzda arkadaşlar suluğu güzel bir şekilde dezenfekte ediyor. Mantığı bu. Bunu geri koyup geliyorum ben hemen. Kafeslerin altına da ben şu anda bildiğiniz gibi hem zamandan kazanmak için hem de daha temiz olması için mısır granülü kullanıyorum. Temizlikte bunları yapın. Akıllı yemli kullanın. Akıllı yemli çünkü bildiğiniz gibi toz olmayı, yemin içine toz girmesi vesaire şeylerin çoğunu engelliyor arkadaşlar. Ve de bu da çok önemli. Muhabbet kuşunda çünkü tozun en büyük yarattığı problem, özellikle yemdeki tozun en büyük yarattığı problem kursak mantarı oluyor. Temizlik zaten genel bir şekilde, mesela kafesini bir evde besliyorsanız banyoya götürün. Üzerine arkadaşlar mesela işte Virkons'la biraz dezenfektan, onu sıkın. Ondan sonra da işte fıskiyeyle de akıtın, durulayın, geri getirin. O sırada kuşunuz dışarıda falan durabiliyorsa dursun. Zaten güneş olduğu için çok kolay derecede kuruyacaktır. Bu da tellerdeki yine aynı şekilde bakteri ve benzeri şeyler varsa onları alıp götürecektir. Hasta olan muhabbet kuşunun arkadaşlar sürekli kuyruğu titrer, işte huzursuz olur, hareketsiz olur, ötmez. Yani eğer ki muhabbet kuşlarınızda bu davranışlar varsa muhtemelen hastadır. Ve hastalığı da hani böyle doğuştan gelmez, muhtemelen sizin bir hatanız veya işte sizin gözden kaçırdığınız bir durum diyelim. Bu tarz bir durumla karşılaşırsa muhabbet kuşu maalesef hasta olabiliyor. Ondan sonra arkadaşlar en önemli şeylerden birisi de yine aynı şekilde muhabbet kuşlarına sizin bu mesela sizin de tükettiğiniz sebzelerden, meyvelerden vermeniz. Çünkü bu hayvanlar sürekli böyle tahıllarla beslendiğinde maalesef yine aynı şekilde yetersiz kalıyor. Mesela çok az muz yedirebilirsiniz, çok az salatalık yedirebilirsiniz, çok az maydanoz yedirebilirsiniz, çok az havuç yedirebilirsiniz. Bunları rendeleyerek mamaların içine katabilirsiniz. Bildiğiniz gibi fırınlanmış yumurtalar var. Fırınlanmış yumurtaların içine de o şekilde karıştırabiliyorsunuz. Onu anlatmayayım. Hani mama yapım videoları var kanalımızda. O videolara da gidip oradan bulabilirsiniz onları. Şimdi bunu da anlatırsak videomuz çok uzar ve gereksiz yerlere dağılmış oluruz. Yani brokoli olur, bal kabağı olur. Mesela bal kabağının içinde inanılmaz derecede arkadaşlar çok güzel vitaminler var. İşte muhabbet kuşlarına yarayacak eser elementler var. Onları da yine aynı şekilde kullanabilirsiniz. Bal kabağı yani
küçüklerinden alırsınız. Eğer ki anneniz veya eşiniz de artanıyla da size artık tatlı yapar, bir şeyler yapar yani, o şekilde olabilir. Yeşilliği ve bu dediğim sebzeleri, meyveleri fazla vermeyin. Fazlası, her şeyin fazlası zararlı, bilginiz olsun. İshal yapabilir. Özellikle yeşil, bu işte nanedir, işte maruldur. Bunlar direkt muhabbet kuşunuzu ishale götürür. Ve de ishal olan muhabbet kuşu da dışkısıyla daha fazla temas edip daha fazla bakteri içerdiği için de muhabbet kuşunuzu ölüme kadar götürür. Bilginiz olsun. Ondan sonra onların ayaklarına uygun tünekler alın. Mesela birçok kişinin yaptığı yine hatalardan plastik tünek arkadaşlar. Plastik tünek kullanımı muhabbet kuşunuzun ayağında hem yaralanmaya hem de mantar oluşumuna sebep olur. Bilginiz olsun. Ayakları böyle kabuklaşır. Özellikle plastik tünek kullananların ayaklarında böyle, hani insanların ayakları şey olur ya, kurur mu denir? Kurur mu? Ne olur? Böyle hatta onu soyuyorlar falan. İnternette rahatlama videoları falan çekiyorlar. Öyle değişik değişik. Muhabbet kuşlarının da ayakları aynı o şekilde olur. Ondan sonra da mantar olur. Böyle suratını falan kaşıdığında suratına geçer falan filan derken büyük bir problem yaşanır. O tarz bir mantar durumuyla karşılaşırsanız arkadaşlar, beyaz vazelin sürüp sabah öğle akşam beyaz vazelin sürüp orayı nemlendirmeniz gerekiyor geçene kadar. Bilginiz olsun. Burnunda dahi olsa sürebilirsiniz. Burun deliklerine karıştırmamaya, kaçırmamaya dikkat edin. Onun haricinde bir problem olmayacaktır. Ondan sonra arkadaşlar, bildiğiniz gibi multivitaminler. Bunları yani Rönnfreid Gerwitz, bunun da videosunu çektik. Multivitamin tarzı kesinlikle haftada 1 veya 2 kere kullanmanız gerekiyor. Gerwitz'in içinde 18 adet vitamin var ve hem en güzel marka ve hem de en iyi multivitaminlerden birisidir. Bunu artık çoğu videomuzda söyledik, bilginiz olsun. Onu da yine web sitemizden temin edebilirsiniz. İstediğiniz yerden temin edebilirsiniz. Yani ben anlatıyorum, sadece bilgisini veriyorum. Ondan sonra yine kuş kumu. Bunu çoğu videoda söylüyorum. Bakın çok önemlidir. Nasıl bir önceki videoda havalandırmanın çok önemli olduğunu söylediysek, bir muhabbet kuşu içinde kuş kumu çok ama çok önemlidir. Muhabbet kuşunun kursağı vardır. Midesi yoktur. Yediklerini bizim midemiz gibi sindirecek bir organı yok. Onu da ne yapıyor arkadaşlar? Kuş kumu o görevi görüyor ve yediklerini sindiriyor. Yoksa dışkıda işte yeme rastlarsınız. Sürekli bir öğürmeye rastlayabilirsiniz. Kursak mantarına rastlayabilirsiniz. Yine bu da çok ama çok önemli. Önceki videoda da söyledik demiştik. Unutmadan önce havalandırma. Muhabbet kuşu eğer ki üretimhane varsa, zaten üretimhanede hava problemi en çok üretimhanede görülür. Evlerde görülmez. Çünkü evlerde toz olmuyor, etmiyor. Temiz oluyor evlerimiz. Ama üretimhanelerimiz maalesef o kadar temiz tutamıyoruz. Buna zamanımız da olmuyor. Bizim de öyle. Yani hani size bakmıyorsunuz gibi algılamayın. Bizim de üretimhanemizde toz var. Ve havalandırmayı bir şekilde biz maksimum derecede tutmaya çalışıyoruz. Hava çok önemli arkadaşlar. Işık önemli. Işığın derecesini de soracaksanız şöyle söyleyeyim. Güzel ve aydınlık olması gerekiyor. Özellikle üretim yapacaklar için. Ve ne kadar uyumaları gerektiğini soracaksanız da, siz ne kadar uyuyorsanız o şekilde, yani 7-8 saat uyumaları muhabbet kuşları için yeterli olacaktır. Gerisi de aydınlık, güzel bir ortamda olmaları gerekir. Ondan sonra muhabbet kuşlarımıza iyilik yaptığımızı düşündüğümüz bir hata daha söyleyeyim ben size. Bildiğiniz gibi ne yaparız onları? Genellikle kafeslerini pencerelerin veya balkonlara koyarız. Muhabbet, özellikle üretim yapacaklar için en büyük hata budur. Dışarıdaki en ufak bir sinek dahi onlara tehdit yaratacağı için onlar yumurtlamayı düşünmeyecektir, bilginiz olsun. Ve de huzursuz hissedeceklerdir, yine yumurtlamamayı geç. Siz yanındayken çıkarabilirsiniz, size güvenip, anlatabildim mi? Orada mutlu olabilir, bir D vitamini alabilir. Ama siz yokken onu 7-24 dışarıda bırakmayın arkadaşlar. Hem ceyran olabilir, hem de dediğim gibi yırtıcı kuşlar gelir. Güvercin dahi gelse, kumru dahi gelse, o kendini güvende hissedip mutlu olmayacaktır. Bunu da söyleyeyim. Hani siz şöyle zannetmeyin. Dışarıda işte kuşları seyretsin, şöyle olsun, böyle olsun. Böyle bir olay olmuyor ve yaşanmıyor, bilginiz olsun. Ondan sonra arkadaşlar, kesinlikle ve kesinlikle muhabbet kuşlarının bulunduğu ortamda kedi ve köpek, eğer ki küçüklükten büyümediyseler, bakın parantez içinde söylüyorum,
beslemeyin. Yine aynı şekilde muhabbet kuşunuz veya herhangi bir sultan papağanı. Bu arada bu önceki söylediklerim de aynı şekilde sultan papağanı, cennet papağanı, artık tüm papağanlar ve muhabbet kuşu türleri için geçerli. Bilginiz olsun, bir farkları yok yani. Kullandığınız ilaç bile aynı zaten, oradan hesap yapabilirsiniz. Güvercinin de aynıdır, papağanın da aynıdır, muhabbet kuşunun da aynıdır. Kedi köpek beslediğinizde yine aynı şekilde, birden mesela hani yeni bir hayvan getirdiğinizde kendini streste hissedecektir ve güvende hissetmeyecektir. Bu da muhabbet kuşunuza yaptığınız bakımı etkileyecektir arkadaşlar. Muhabbet kuşunun bakımında yem çeşidinizi sürekli değiştirmeyin. Mesela şöyle demiyorum, bakın pahalı yemler alın, çok güzel yemler alın. Tabii ki tozsuz ve kaliteli yem alın, bu farklı. Fakat yeminizi atıyorum işte X bir karışımda kullanıyorsanız Y bir karışıma geçmeyin. Yani %50'den, %50 aspurlu bir yemden %20 yeme, %20 aspura veya hiç aspursuz bir yeme geçmeyin. Yine aynı şekilde muhabbet kuşunuz strese yol açacaktır. Bu durum strese yol açar. Bu daha doğru bir cümle oldu. Sadece aktarıyla, işte aspurla, kanarya tohumuyla, işte keten tohumu, bu tarz tohumlarla beslemeyin. Bu hayvanlar doğada birçok tohumla karşı karşıya kalıyor. Özellikle sağlık tohumu kullanmanızı ben öneririm. Çünkü yabani tohumlar içeriyor ve Avustralya'da bu hayvanların normal yediği tohumları da içeriyor sağlık tohumu, bilginiz olsun. Yani ne verebilirsiniz? Kenevir tohumu verebilirsiniz. İlla bunu kızıştırıcı olarak kullanacak değilsiniz. Yani mavi haşhaş tohumu verebilirsiniz. Deve dikeni tohumu verebilirsiniz. Çeşit çeşit bu tohumlardan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer yine özellikle hobicilerin ve tek bakan kuş insanların kullanmadığı kalsiyum. İlla yumurtlayacak bir muhabbet kuşunun ihtiyacı yoktur kalsiyuma. Tüm muhabbet kuşlarının kalsiyuma ihtiyacı vardır. Çünkü gelişim ve iskelet sistemini, kas sinir sistemini çok büyük oranda etkiler arkadaşlar kalsiyum. Kalsiyumu olmayan bir muhabbet kuşu ömrünü azaltmış ve kısaltmış olursunuz. Bunu da bir yere not edin. Bu dediklerimi sürekli ve sürekli vermek zorunda değilsiniz. Mesela haftada bir verin. Ayda işte 3 kere verin. Ama verin. Bunlar çünkü önemli. Öyle hani kafadan sallanmış bilgiler değiller. Araştırdığınızda gerçeklik payını sizler de öğreneceksiniz. Benim dediğimi veya herhangi bir duyduğunuz şeyi direkt "aa bak bu böyle yapıyormuş, bak şöyle yapıyormuş" demeyin. Direkt arkadaşlar bir araştırın bakalım, ya bunu önceden biri de yapmış mı? Sadece bu mu yapıyor lan, bu manyak bir şeyler diyor ama ben bir buna bakayım. Yani hep bu kafada olun. Çünkü benim söylediğimi yanlış da anlayabilirsiniz. Araştırdığınızda "he lan bunu demek istiyormuş aslında bu" diyebilirsiniz. Çünkü ben çoğu şeye böyle rast geldim. Mesela ilaç dozajlarında "lan nasıl bunu 21 gün bu işte ilaç mı kullanırmış" diyorum. "He" diyorum, "işte bu şekilde çözeltisini azaltıyormuş, bizim gibi kullanmıyormuş" gibi gibi alttan bazı şeyler, bilgiler geliyor. Bilginiz olsun. Ondan sonra arkadaşlar yine aynı şekilde kullanmanızı önereceğim, yapmanızı önereceğim şeylerden özellikle yaz aylarında banyoluk kullanın muhabbet kuşlarınızın tüylerine. Banyoluk kullanmayacaksanız, alamıyorsanız, durumunuz yoksa muhabbet kuşunuza fıs fıs evde hani cam sili iyice temizleyin. Muhabbet kuşlarınızın üstüne fıs fısla su sıkın. Özellikle tüy döneminde olan muhabbet kuşlarında ve yazın tüm muhabbet kuşlarında bu işinize çok yarayacaktır. Tüm hayvanlar gibi muhabbet kuşları da veya papağanlar da diyeyim. Ben alanın muhabbet kuşu olduğu için bu arada böyle söylüyorum. Tüm hayvanlar için bu geçerli. Bilginiz olsun. Bunu tekrar tekrar söylemek istemiyorum. Atlayanlar var, o yüzden söyledim. Bu tüm hayvanlar gibi bu hayvanlar da arkadaşlar yazın kalın tüylerini döküp ince tüylerine geçerler. Kışın da ince tüylerini döküp kalın tüylerine geçerler. Yani bu hayvanlar bulunduğu ortamın sıcaklığına göre tüye girerler, tüyden çıkarlar. -5 ve +5 kuralı vardır muhabbet kuşunda. +5 derece ve -5 derece bu arada. Bu tabii ki tehlikelidir. Muhabbet kuşunuzu şeye sokar, strese sokar. E. coli ve salmonella ve benzeri hastalıklar da peşinden gelebilir. Mesela biz havalar soğuyacağı zaman ısıtıcıyı yavaş yavaş kademeli kademeli açarız.
havalar ısınacağı zaman da ısıtıcıyı da kademeli kademeli düşürürüz arkadaşlar. Ki hayvanımız rahatsız olmasın. Yani 0.7 düşürürüz. Ondan sonra ertesi gün 1.5 düşürürüz. Ondan sonra 2.5 düşürürüz. Sonra 3.5. Sonra 4. Sonra 5. Sonra sobayı kapatırız. Ondan sonra tohum çimlendirme tohumlarına yine aynı şekilde muhabbet kuşlarınızı verebilirsiniz. Çok hoşlarına gider. Bunu buğday çimlendirmesi veya maş fasulyesi çimlendirmesi yapabilirsiniz. Gayet kolaydır çimlendirmesi ve yani şöyle söyleyeyim, maş fasulyesi size buradan mesela göstereyim. Yüksek protein ve yüksek posa içeriğine sahiptir. Vitaminler ve mineral bakımından zengindir. Düşük kalorilidir, az yağlıdır. Sodyum oranı düşüktür. Antioksidanlar bakımından zengindir. Gluten içermez. Buğday çimlendirmesi de yine aynı şekilde. Bunların ikisini karıştırıp böyle haftada bir, ayda 2-3 kez bari verin arkadaşlar. Bakın yani üretici değilim ben. Bunları yapmayayım. Değil. Yapın. Az az yapın. Az yapın. Öz yapın. Ama yapın. Bunlar muhabbet kuşunuzun ömrüne ömür katacaktır. Mutluluğuna mutluluk katacaktır. Bunu sadece ben üretim yapmıyorum. Yem vereyim, su vereyim, şöyle yapayım, böyle yapayım. Olay kesinlikle ve kesinlikle bitmiyor. Muhabbet kuşlarının yine aynı şekilde minerallere ihtiyacı vardır. Bu mineralleri sade sodadan ucuz bir şekilde karşılayabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir sade soda markası, ben Beypazarı kullanıyorum. O muhabbet kuşları için yani daha şey, yani içeriği arkadaşlar bilginiz olsun. Herhangi bir Beypazarıyla bir sponsorluğum da yok. Ben öyle kullanıyorum. Siz isterseniz başka markada kullanabilirsiniz. Sade sodayı arkadaşlar açın. Bekletin. Gazını alın, asidini alın ve muhabbet kuşunun suluğunun 3'te 2'sine arkadaşlar veya yarısına da olabilir. Bu çok önemli değil çünkü asidini aldıktan sonra bir probleminiz kalmıyor. Yarısına işte sade soda koyun. Asidi alınmış. Yarısına da normal su ekleyin ve muhabbet kuşunuza 2 haftada bir bunu verebilirsiniz. Eğer ki elinizde Avidres Plus varsa limon, Avidres Plus ve sade soda karışımını yapabilirsiniz. Bu yine aynı şekilde YouTube kanalımızda var. Onu izleyebilirsiniz ve yapabilirsiniz. Her 2 haftada bir bunu kullanırsanız muhabbet kuşlarınızın arkadaşlar metabolizmasını çok güçlü bir hale getirebilirsiniz. Bilginiz olsun. Metabolizma da yine aynı şekilde çok önemli. Başka aklıma gelen o şekilde bir şeyler yok. Sizlerin aklına gelebilirse, abi bak ben böyle yapıyorum, şöyle yapıyorum. Gerçekten bilgileri paylaşırız. Mesela elle besleme mamasının içine soyulmuş işte ak darıyı, kabuksuz darıyı soyulup ezilip katıldığını falan öğrendik mesela. Ben de öğrenebiliyorum bazı şeyleri arkadaşlar. İllaki ben size değil, siz de bana bir şeyler gösterebilirsiniz. Bu arada videomuzu kapatmadan önce arkadaşlar kampanyamızı sizlere söyleyeyim. Karadeniz Pet kısmına ilgilenmeyenler videomuzu kapatabilir. Sizleri çok seviyorum. Eğer ki kapatıyorsanız. Şimdi birinci yılımız doldu. Allah'a şükür arkadaşlar. Şu anda hem sipariş sayılarımız hem sizlerin geri dönükleri çok güzel. Hepinize çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Şey deniyor yani, bizi sizler var ettiniz falan. Evet, o kadar da değil. Yani şimdi hani o kadar da şeye gerek yok. Tabii ki bu bizlerin emeği, bizlerimizin diyordum az daha. Bizlerin emeği ve bu işe yaptığımız disiplin, koyduğumuz vicdan ve ahlak. Arkadaşlar yani adalet, yani gerçekten her şeyi ahlakına göre, vicdanına göre ve adaletine göre yapıyoruz. Sanki kendimize sipariş hazırlıyormuş gibi hazırlıyoruz ve bunun geri dönüklerini zaten alıyoruz. Bunların karşılığında sizlerin hoşuna gitmesi ve bizlere güvencinizin hepsinin birleşimiyle ortaya patlayan bir nirvana mı denir? Bu bir şey denir. Bu kadar kısa sürede bu kadar güzel ve uzun bir yol kat ettik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tablo arkadaşlar karadenizpet.net'in şu anda ana sayfasında var. O resmin üstüne tıkladığınızda bu resim çıkıyor. Burada ürünlerin adları yazıyor ama göremezsiniz. Hem de ters olacaktır. O yüzden göstermiyorum tabloyu. Karadenizpet.net sitesine gidip o resmin üstüne tıklayın. İndeks, yani ana sayfada var. Bunu görebilirsiniz. Şimdi 150 lira ve altına zaten kalsiyum bombasıydı, işte şırıngaydı, kullanım kılavuzlarıydı. Bunları zaten yolluyoruz. 150 lira ve üzerine arkadaşlar kalsiyum mineral blok ve birinci listeden birinci ürün.
İşte 250 TL ve üzerine ikinci listeden birinci ürün ve kalsiyum bombası. İşte ne var ikinci listede? Ben sadece bazılarını söylüyorum. İşte Vita Soliter var, soyulmuş yulaf, kuş toprağı var, mısır granülü var, özel üretici yem var, çimlendirmelik buğday var. Ondan sonra 300 TL ve üzerine üçüncü listeden bir ürün ve yine aynı şekilde kalsiyum bombamızdan geliyor. Üçüncü listemizde ne var? Onlardan da bahsedeyim. Betamin Forte var, E50 var, Metolyamin Forte var, Gervit var. İşte Sedekol, Kalsilux, Fertivit, zengin, bayağı da güzel bir liste. 400 TL ve üzerine de iki tane kalsiyum bombası, birinci listeden bir ürün. Birinci listede işte tünek var, kara tünek var, suluk var, ilaç suluğu var. Ve de dördüncü listeden bir ürün. Burada da Betamin Forte var, E50 var, işte Metolyamin Forte var. Tabii ki gramaj seçenekleri bir önceki listeye göre büyük oluyor, atıyorum arkadaşlar. 500 TL ve üzerine de 3 kalsiyum bombası, 1. listeden 1 ürün, 2. listeden 1 ürün, 3. listeden 1 ürün. Sizlere 1. yılımızın şerefine böyle güzel bir kampanya yaptık. Yararlanmayı unutmayın eğer ki bütçeniz varsa ve ihtiyacınız varsa. Çünkü kampanyamız sınırlı bir zamanda olacak. Çünkü tüm kar marjlarını minimuma indirip sizler için böyle bir şey yaptık. Umarım hoşunuza gider. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Sizler için güzel bir video olmuştur umarım. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. YouTube kanalımıza abone olup ve karadenizpet.net sitemize de uğramayı, bir göz atmayı unutmayın. Bay bay.